Enerjisa, enerji gündemini sunar. Enerji gündemine hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Çevremizi düşündüğümüz sürdürülebilir bir üretim anlayışı ve doğal kaynakların doğru kullanıldığı enerji politikalarının buna göre nasıl revize edileceğini bugün konuşacağız. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Doktor Ümit Şahin bizlerle birlikte. Sayın Şahin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün konuşacağımız kısım aslında Dünya Ekonomi Forumu'nda da önümüzdeki ilk en önemli 3 riskten biri içerisinde gördüğümüz küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliği bir vatandaş olarak, bir şirket olarak, devlet olarak herkesi etkilemekte. Hayatı, iş yapış süreçlerini etkilemekte, önemli ekonomilere zarar vermekte. Şimdi ben genel olarak şunu sormak istiyorum. İklim değişikliği konusu dediğiniz zaman bugünle 20 yıl öncesini kıyasladığımızda veya belki Paris İklim Konferansı'nda hedef alınan 2050. Öncelikle bir şöyle 3 tarihi ortaya koyalım. Ne değişti? 2050'ye kadar neler yapmamız gerekir? Yoksa nelerle karşılaşırız? Bunu bir masaya yatıralım isterim Sayın Şahin. Tabii teşekkür ederim. Şimdi öncelikle yani çok net iki tane rakamı bilmemiz lazım. Bir tanesi yeryüzünün sıcaklığı 1 derece artmış durumda geçen yüzyıla göre. Bu 1 derece ortalama artış çok yüksek. Yani 1 derece bir şey değilmiş gibi görünüyor ama ortalamadaki 1 derecelik artışlar uç sıcaklık değerlerinde çok büyük artışlara neden oluyor. Bu da işte felaketlerin temel nedeni zaten. Kuraklıkta aralarında olmak üzere. Deniz seviyeleri biraz daha az düzeyde şimdilik olmakla beraber yükselmeye başlamış durumda. Ağırlıklı olarak Kuzey Kutbu'ndaki, Grönland'daki ve işte yüksek dağlardaki buzullar hızlı bir şekilde eriyor. Bu hızla giderse birkaç 10 yıl içinde yani 2020-2030 gibi Kuzey Kutbu'nun açık deniz olma riski var yazın. Ki bu çok büyük bir risk. Böyle olduğu takdirde buzullar çünkü dünyayı serinlettiği için güneş ışığını geriye yansıtıp tamamen açık denize dönüşmüş bir Kuzey Kutbu çok büyük bir risk yaratacak. Ayrıca işte Sibirya'daki ve dünyanın soğuk alanlarındaki donmuş toprakların erimesi sonucunda metan açığa çıkması. Bunların hepsi başladı. Bunların çoğunu biz bundan 20 yıl önce şey olarak konuşuyorduk. Yani birer gelecek tahmini olarak konuşuyorduk. Ve maalesef şu anda hem 1 derece geçildi. Atmosferdeki karbondioksit seviyesi 410 parçacığı geçti ki bunun normali, endüstri öncesi normali 280'di. Çok hızlı bir artış var. Yılda 2-3 parçacık artıyor. Bunların hepsini maalesef 2015'ten bu yana giderek daha da hızlanmış. Yani Paris Anlaşması yapıldı ama o zamandan beri de daha da hızlanmış bir şekilde gidiyor. Bundan sonra neler olacak? Dediğim gibi buzulların erimesi hızlı bir şekilde devam edecek. Özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağı ve benzeri ılıman kuşaktaki ülkelerde çok ciddi sıcaklık artışları ve yağış azalması görülecek. Zaten kar yağışının azaldığını hepimiz farkındayız. Yani doğru düzgün kar yağmıyor. Evet. Kalıcı kar tabakaları azaldı. Bu da tabii akarsuların akış rejimini etkileyecek. Akarsulardaki mesela akarsu debisinin düşmesi tarımsal üretimi olarak etkiliyor ama mesela tek aklımıza gelmiyor ama HES'ler dolayısıyla enerji üretimini de olumsuz olarak etkileyecek. Dolayısıyla bütün alanlarda orman yangınları daha fazla zaten arttı ama giderek artacak. Bir de alışık olmadığımız tipte ani hava olayları, örneğin hani Amerika'da çok sık görmeye başladığımız kasırgalar çok daha yıkıcı bir hal aldı. Bizim bulunduğumuz yerde bu tür okyanus olmadığı için buralarda bu tür tropikal kasırga olmuyor ama burada da işte 2 sene önce yaşadığımız hatırlarsınız bu dolu fırtınası çok İstanbul'u vuran evet. Çok ciddi bir maddi zarar. Keza Antalya bu yıl, Rize bu yıl yaşadığımız. Hortumlar, evet. Akdeniz tipi kasırgalar, seller, seller vesaire bunlar daha sık görülmeye başlayacak. Çok global etkiye bakarsak eğer şu anki
sera gazı salımlarını çok hızlı bir şekilde düşürmezsek, ki bunu daha konuşuruz zaten, bu düşürmenin oldukça hızlı olması gerekiyor. Yani 2030'a kadar yarı yarıya düşürmemiz gerekiyor küresel çapta. Bu kadar hızlı düşürmezsek 2030'larda 1,5 dereceyi, şu anda 1 derece olan ısınma 1,5 dereceyi geçiyor. Ve bunun etkileri de başta kuraklık olmak üzere ve fırtınalar, orman yangınları, seller vesaire olmak üzere çok daha ciddi artacak ve ekonomik olarak da bu etkiler bayağı, yani hem doğrudan doğruya tarımsal üretim üzerinden ve üretkenlik üzerinden bir ekonomik etki olacak. Bir de tabii biliyorsunuz hem çatışmaları hem de göçleri hızlandırıyor iklim. İklim göçleri, iklim mülteciliği diye bir kavram var. Bütün bunlar da katlanarak ekonomik etkilerin artmasına neden olacak. Çok yeni olmayan bir raporda, mesela Stern raporu vardır, 2007-2008 gibi yayınlanan. Orada verilen rakam, eğer durdurulmazsa dünya ekonomisinin %20 küçüleceğiydi ki bu oldukça muhafazakar bir rakam. Yani 2050'ye kadar bu tür şeyler genellikle 2100'e kadar verilir bu tür rakamlar. %20 küçülme şu anki raporlara göre aslında çok mütevazi, çok daha ciddi bir çöküş beklediğimizi söyleyebiliriz. Çünkü eğer durdurmazsak 100 yıl sonunda 4,5 dereceye doğru gidiyoruz. Ve 2050'ye kadar bu emisyon, gaz, sarı, karbon emisyonu yarı yarıya indirmezsek dünya ekonomisine karşılığı... 2030'a kadar. 30'a kadar. 30'a kadar. 2050'ye kadar sıfıra indirmemiz gerekiyor. Ekonomiye karşılığı %21 küçülmeye neden olacak. Küresel büyümede zaten bir sıkıntının yaşandığı bir süreçte küresel ekonomiye çok daha fazla bunun negatif etkisini yaşayacağız diyorsunuz. Ancak yapmamız gerekenler var. Ev ödevleri var. Paris İklim Konferansı'na örneğin Trump çıktı, Amerika çıktı. Yani aslında baktığımızda Çin, Amerika bugün en fazla gaz emisyon oranlarına sahip ülkelerden bahsediyoruz üretimleriyle. Sadece devletler değil, şirketler ve vatandaş nezdinde de enerji politikalarında nasıl bir yola izlenmeli? Neler yapılmalı iklimle mücadele kapsamında? Aslında işin en güzel tarafı şu, iklim değişikliğiyle mücadelede ne yapılması gerektiği artık çok iyi biliniyor. Ve yine bundan 20 sene öncesi ile karşılaştırırsak, bu yapılması gerekenlerin yapılması mümkün. Eskiden bunlar yine söylenirdi ama hem teknoloji yeterli değildi, hem bunun maliyetlerine katlanmak konusunda ciddi şüpheler vardı. Fakat şu anda uluslararası iklim politikaları çevresindeki tartışmalara bakarsanız, bu Paris'te yapılan, 2015'te yapılan konferansın benzerleri her yıl yapılıyor. Bu sene de Şil'de yapılacak mesela. Buralarda konuşulanlar artık teknoloji ve maliyet açısından, yani para açısından bir sorunumuzun kalmadığı. Sadece politik karar süreçlerinde ve dönüşümün hızı konusunda sorunumuzun olduğu. Yani fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönüş zaten başladı dünyada ve bu iklim değişikliği eylemi olmasa da, yani iklim değişikliğini durdurmak için bir şey yapılmasa da, zaten başka nedenlerle de hem çevresel hem ekonomik hem sosyal nedenlerle bu dönüşüm zaten olacak. Fakat eğer oluruna bırakırsak bu dönüşüm çok geç tamamlanacak ve bu kadar geç olduğu zaman da maalesef iklim değişikliğini daha güvenli denebilecek o 1,5 derece sınırında durdurmak için fırsatı kaçırmış olacağız. O yüzden yapılması gereken şey 2050'ye kadar bu IPCC'nin, yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin net raporunda, geçen seneki raporunda net olarak konmuştur. 2050'ye kadar net sıfır emisyon. Yani fosil yakıtların kullanımının tamamına yakınının kesilmesi, sadece işte ormanlar tarafından, yutaklar tarafından alınan kadar bir fosil yakıt kullanımı yapılabilir. O kadar bir emisyon yapılabilir. Onun dışında 2050'ye kadar fosil yakıtlardan tamamen çıkılması gibi bir senaryo karşımızda. Ve bunun da 30 yıllık bir süre içinde olacağını düşünürseniz, bunun hızlanması, hızlı başlaması gerekiyor. 2030'a kadar önce yarılamak, sonra kesmek gerekiyor. Ve bu da bir dönüşüm işi. Şimdi şirketler açısından bakarsak, biliyorsunuz bu stranded assets diye bir kavram var. Yani bazı bugün yaptığınız yatırımın kendi yatırım ömrünü tamamlayamadan çöp haline gelmesi ya da işte nasıl Türkçe'ye çeviriyorduk şimdi hatırlamıyorum ama bir tür tuzağa düşmek gibi. Yani yatırımınızın ekonomik değerini gerçekleştirememesi ya da kar, yeterince kar elde edememesi. Şimdi şirketlerin önündeki en önemli risk bu.
Çünkü Paris Anlaşması'nı dünyanın bütün ülkeleri imzaladı. Çoğu da onayladı. İşte Çin ve Amerika dediniz. Amerika çıkmak istiyor. Henüz çıkmadı ama. Trump çıkmak istiyor. Çin ama uyguluyor. Mümkün kendi şartları çerçevesinde uyguluyor. Ve dünyada G20 ülkeleri, Türkiye'nin de arasında bulunduğu G20 ülkelerinin toplam emisyonlardaki payı %85. Yani az sadece 20 ülke emisyonların %85'inden sorumlu olduğu için bu 20 ülke ve birkaç ülke daha bu şeylere, Paris Anlaşması'na uyum sağlasa aslında iklim değişikliği çok rahat bir şekilde durdurulur. Yani 197 ülkenin tamamına da bu anlamda gerek yok. Birçoğu küçük ülkeler, Afrika ülkeleri vesaire, onların zaten emisyonları çok az. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde yapmayan şirketler, dönüşüm yoluna girmeyen şirketler, yani bugün fosil yakıt yatırımı yapmaya hala devam eden şirketler, bir termik santral kurduğunuz zaman bunun ömrü 40-50 yıldır. Yani 50 yıldan önce bir termik santralın siz yeterince kâr edemezsiniz. Eğer bugün yeni bir termik santral kurarsanız, bu 50 yıl sonra karbondan çıkmış bir dünyada, ki olacak bu, Paris Anlaşması gereğince olması gerekiyor, ekonomik açıdan da olacak. Bugün yaptığınız yatırımın maalesef şirketler açısından da karlı olmayan bir şekilde sona ermesi anlamına gelecek. Dolayısıyla bugün şirketlerin yapması gereken şey bu dönüşüme ayak uydurmak. Hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine ve bizim karbonsuz ya da düşük karbonlu dediğimiz bir ekonomik geleceğe doğru geçiş yapmasını sağlamak. Tabii devletlerin görevi de bunun önünü açmak kuşkusuz. Sayın Şahin, peki enerji politikalarında bunun karşılığı ne olacak? Yenilenebilir enerji kaynaklarını biz kendi ülkemiz, kendi öncelikle hani derler ya, önce kendi kapının önünü süpürmemiz lazım. Evet. Yenilenebilir enerji kaynakları yeterince teşvik ediliyor mu, gerek özel sektöre verilen, gerekse kamu yatırımlarına, ne dersiniz? Türkiye için soruyorsunuz, evet, değil mi? Evet, Türkiye için. Yani Türkiye'de yenilenebilir enerji aslında teşvik edildi. Gerçekten çünkü Türkiye'nin enerji politikası, her ne kadar Paris Anlaşması'nı onaylamasa da Türkiye, en baştan beri Türkiye'nin enerji politikası kaynak bağımsızlığı üzerine kuruludur. Yani Türkiye'nin biliyorsunuz cari açının en büyük nedenlerinden bir tanesi enerji kaynağı ithalatçısı olmamız. Evet. Olmamız. Yani fosil yakıtların da tamamına yakınını ithal ediyoruz. Özellikle petrol ve gazın tamamını, kömürün de yarısını falan ithal ediyor Türkiye. Dolayısıyla bu bir Türkiye'ye ciddi bir ekonomik sıkıntı nedeni de doğuruyor. O yüzden de zaten enerji bağımsızlığı ya da enerji güvenliği açısından Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına hem de çevre ve sağlık açısından da öncelik verdi. Bu açıdan işte YEKDEM denen mekanizmalar kuruldu. Yani fiyat garantisi mekanizmaları, alım garantisi mekanizmaları falan kuruldu. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda yenilenebilir enerjinin payı, barajları da katarsanız, ki her zaman katılmaz ama katarsanız %30'un üzerinde. Ve Türkiye bunu da sık sık söylüyor ve şu anda bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nin kurucularından biri olduğu Şura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin bir raporuna göre, ki bu konuda teknik raporlar da hazırlayan bir merkez, bunun %50'ye çıkması çok kısa bir süre içerisinde çok mümkün. Yani Türkiye'nin enerji iletim hatları açısından, kaynaklar açısından, maliyet açısından falan bu %30, %50'ye çok rahatlıkla çıkabilir. Dolayısıyla Türkiye'de hem yenilenebilir enerjinin potansiyeli var, hem bu açıdan aslında politik bir istek de var. Fakat son zamanlarda yenilenebilir enerjiye yönelik destek biraz azaldı. Hem YEKDEM'in evet, sonuna geliyoruz, hem de başka bir takım nedenlerle, ama en önemlisi şu, biraz enerji arz fazlası var Türkiye'de şu anda. Bu sektörde sürekli konuşulan bir şey, biliyorsunuz. Bu arz fazlası nedeniyle diğerleriyle birlikte yenilenebilir enerjiye de yatırımın eskisi kadar teşvik edilmemesi gibi bir sorun var. Burada yapılması gereken şey bence çok basit. Yenilenebilir enerji büyümenin bir parçası olarak değil, dönüşümün bir parçası olarak görülmeli. Yani yenilenebilir enerjiyi siz diğer, işte bir yandan nükleer yapalım, bir yandan kömür yapalım, bir yandan doğalgaz, hepsini, zaten doğalgaz çok teşvik edilmiyor artık ama hani hepsini yapalım, arada rüzgar ve güneş de yapalım diye alabilirsiniz. Bu bir politikadır. Bu bir büyüme politikasıdır. Ama olması gereken fosil yakıtlardan çıkıp yenilenebilire yönelmektir. Yani bütün teşvik mekanizmalarının dönüşüm üzerine, enerji dönüşümü üzerine olması gerekiyor. Türkiye bunu başarabilecek bir ülke rahatlıkla, kolaylıkla. Dolayısıyla hem devletin hem şirketlerin enerji politikalarını zaten değiştirmesi gerekecek.
Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Yani bu bir tercih meselesi olmaktan önümüzdeki yıllarda çıkacak. Dolayısıyla küresel ekonomiye uyum sağlama anlamında bunun yapılması gerekiyor. Peki şunu sorayım, özellikle küresel iklim değişikliğiyle yapılan mücadele kapsamında, yapılan düzenlemeler kapsamında Türkiye'nin dünya ile entegrasyonunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi önce olumlu taraftan başlayayım, olumlu puandan başlayayım. Türkiye en baştan beri, yani bundan 27 sene önce ilk çerçeve sözleşme yapıldı. İlk sözleşmeden bu yana Türkiye iklim değişikliği çok önemlidir diyen bir ülke. Yani bugün Trump'ın, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ve diğer bazı ülkelerdeki yönetimlerin iklim inkarcısı denen, iklim değişikliğinin varlığını reddeden politikalarıyla karşılaştırıldığında Türkiye'nin politikası çeyrek yüzyıldır değişmedi ve gerçekten Türkiye iklim değişikliğindeki bir şeyler yapmanın çok önemli olduğunu söyleyen bir ülke. Bu konuda hiçbir sorun yok. Fakat sorun şuradan doğuyor. Türkiye kendisini masum bir ülke, tırnak içinde söylüyorum, masum bir ülke olarak görüyor. Yani bizim payımız Amerika kadar değil, Çin kadar değil, Hindistan kadar değil vesaire veya Avrupa Birliği kadar değil. Ne kadar masumuz peki Sayın Şahin? İşte kendi sorun, içimizde, sorun hani kendi yaşam zaten. Kalitemiz açısından, iş yapış şekilleri, tarımsal üretim, doğal kaynakların kullanım açısından yeterli derecede masum muyuz? Değiliz. İşte zaten bizim yaşam biçimimizi hani sokağa çıkıp bakmaya da gerek yok. Sadece ekonomik göstergelere baksanız, Türkiye zaten dünyanın en büyük kaçıncı ekonomisi oldu şu anda? 17 mi? 15? Yani ilk 20'deydi her zaman zaten. İlk 20'de. Nüfus içinde her zaman öyle. Bir G20 ülkesi. Dolayısıyla Türkiye büyük bir ülke. Büyük bir ülke olduğu için emisyonları fazla. Tarihsel sorumluluğu az. Yani bir Amerika, AB, Japonya kadar tarihsel sorumluluğu yok geç sanayileştiği için. Ama 1990'dan sonra emisyonları hızla artan bir ülke ve şu anda Türkiye'de kişi başı emisyon, ki bu önemli bir sorumluluk göstergesidir, 6.6 tondur. 6.6 ton ne demek? Avrupa Birliği'nin ortalamasına yakın demek. Yani Avrupa Birliği giderek düşürdüğü için muhtemelen birkaç sene sonra Avrupa Birliği ortalamasını geçeceğiz biz. Ve dünya ortalamasıyla da bunun da biraz üstünde Türkiye'nin şu anki ortalaması. Dolayısıyla Türkiye o kadar masum bir ülke değil. Türkiye'nin sorumluluğunu ben şöyle özetliyorum, çok basit ve anlaşılabilir olması için. Türkiye Amerika kadar, Avrupa Birliği, İngiltere ve Almanya kadar mesela hızlı bir şekilde emisyonlarını düşürmek zorunda değil. Çünkü onlar ilk sanayileşen ve en fazla kirleten ülkeler. Ama Türkiye bir Mozambik, bir Bangladeş falan da değil. Yani sorumluluğunu çok geç yıllara erteleyecek bir ülke de değil. Türkiye dünya ortalamasında bir ülke. Yani emisyonlarında, işte kişisel, ekonomik gelişmişlik düzeyinde, nüfus olarak falan dünya ortalamasında bir ülke. Dolayısıyla dünya ortalamasında bir mücadele ve işte iklim politikası izlemesi gerekiyor. Dünya ortalamasını biraz önce söyledim. Dünya ortalaması 2050'de sıfır emisyon, net sıfır emisyon. Türkiye'nin bugünden iklim politikalarını, enerji politikalarını, tarım politikalarını buna uyarlaması gerekiyor. Hem merkezi yönetim hem yerel yönetim açısından 30 yıl içerisinde biz nasıl yapıp da fosil yakıtlardan çıkarız ve emisyonlarımızı şu anda 527 milyon ton civarında, bunu nasıl işte sıfıra yakın bir yere indiririz? Bunun politikasını yapmaya iklim politikası diyoruz. Şimdi son 3 dakika içerisinde Sabancı Üniversitesi İklim Politikaları Merkezi'nde İstanbul politikaları. İstanbul iklim politikaları. Evet, İstanbul'u unutmamak lazım. En değerli. Aslında bunu genelde de yaymak gerekir. İsterdim ki her ilimizde olsun böyle iklim politikaları merkezleri. Ne yapıyorsunuz? Faaliyetlerinizden kısaca özetle bahsedebilir misiniz Sayın Şahin? Bu konuştuğumuz konularda araştırmalar yapıyoruz. Toplantılar, konferanslar düzenliyoruz. Bir de bir işte fellowship programı, bir burs programı var. Her yıl en az iki araştırmacı iklim değişikliği alanında merkezimize gelip, genellikle doktora sonrası araştırmacılar merkezimize gelip araştırmalar yürütüyorlar, raporlar yazıyorlar. Aynı zamanda çeşitli projeler yürütüyoruz. Mesela şu anda yaptığımız bir proje tam da iklim değişikliğiyle mücadelenin maliyet getirmediği, aslında ekonomiye fayda sağladığı üzerine. İklim değişikliğiyle mücadelenin faydaları, co-benefits diyoruz biz buna, eş faydaları projesi. Şunu araştırıyoruz, belki bunun sonuçları açıklanınca tekrar konuşuruz. Hem iklim değişikliği mücadeleye, yenilenebilir enerjiye geçmek, hem istihdam konusunda, hem ekonomik büyüme konusunda, enerji güvenliği konusunda ve hava kalitesi konusunda, bir de endüstriyel gelişme konusunda aslında. Çünkü yeni teknolojileri getirmiş oluyorsunuz, yeni üretim merkezleri açmış oluyorsunuz ki devlet de şu anda, hükümet de bunu teşvik ediyor biliyorsunuz, özellikle güneş ve rüzgar için.
Bunların hepsi açısından Türkiye'nin ekonomik gelişmesine de katkıda bulunuyor iklim değişikliğine mücadele. Biz mesela bununla ilgili uluslararası bir projenin parçasıyız. Bu tür genellikle rapor yazımları ve politika yapıcılarla sürekli diyalog halinde olup onlarla bu konularda görüşmeler ve destek çalışmaları. Ve son olarak şunu da sormak istiyorum Ümit Bey, özellikle teknolojik gelişim hayatımızın her noktasına giriyor. Elektrikli araçlardan şimdi artık otonom araçlara doğru gidiyoruz. Daha hafif, daha karbon emisyonu düşük araçlar. Otomotiv sanayi üzerinde konuşuyorum. Fabrikalarda daha robotlaşma, otomasyon sistemleri işin içerisine girdi. Bunun da kuşkusuz enerjide karşılığı olacak. İklimle, iklim değişikliğiyle mücadelede karşılığı olacak. Ne dersiniz? Bu teknolojilerin kullanımı konusunda neler yapılabilir iklim değişikliğiyle mücadelede? Bunlar özellikle elektrikli araba vesaire dedikleriniz çok önemli bir etkide bulunuyor iklim politikalarına. Çünkü elektrifikasyonu arttırıyor. Yani artık ısınma da, ulaşım da, üretimin pek çok alanı da mesela doğrudan doğal gaz yakmayacağız artık evlerde ama elektrikle ısınacağız. Ya da arabalar petrol, benzin yakmayacak, elektrikle çalışacak. Dolayısıyla bütün alanlar elektrikleşmeye başlıyor. Bu da aslında elektrik üretiminin enerji kullanımındaki payını arttıracak elektriğin. Elektriğin payının artması da elektriğin daha fazla yenilenebilir enerjiyle karşılanmasını gerektirecek. Bu da bizim aslında bu demin bahsettiğim fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönüşümü aslında belki özellikle elektrikli araçlar vesaire devreye girince şu anda tahmin ettiğimizden daha hızlı yapmamız gerektiği anlamına gelebilecek. Bu anlamda bu iyi bir şey. Hı hı. Her açıdan iyi bir şey ama buna uyum sağlamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında politikaların nasıl olması, çizilmesi gerektiğini bizlerle paylaştınız. Sabancı Üniversitesi İstanbul İklim Politikaları Merkezi Koordinatörü Ümit Şahin bizlerle birlikteydi. Böylelikle bir enerji gündemi daha bu haftalık burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Enerjisa, enerji gündemini sundu.